Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz kıyısındaki Soçi'ye gitti ve Putin'le baş başa 3 saat süren bir görüşme yaptı. Biz bu görüşmeye zirve diyoruz ama bazı zirvelerin formatları farklı oluyor. Yani bazen liderler tek başlarına ya da baş başa görüşüyorlar. Yanlarında sadece tercüman olarak ya da sadece başka birisi oluyor. Bazen heyetler arası görüşmeler oluyor. Bazen baş başa görüşmeler artı heyetler arası görüşmeler oluyor. Bakanlar hazır bulunuyor vesaire. Dünkü zirvenin formatı ise bambaşkaydı. Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı, karşısında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Başkanı eski tabirle MIT Müsteşarı Hakan Fidan vardı. Mutlaka tercümanlar da bulunmuştur ya da bir tercüman bulunmuştur onu bilemiyoruz ama yani heyetler arası bir görüşme değildi. Bunu ya da bu format meselesini niye özellikle hatırlatarak başladım Soçi zirvesiyle ilgili değerlendirmeye? Formatta Dışişleri Bakanının ve Milli Savunma Bakanının bulunmaması, üstelik de Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilerde en önemli gündem maddesi e, Suriye'de e, olup bitenler olduğu halde Türkiye ile Rusya arasındaki bir zirve toplantısında Suriye gündemi öncelikli olduğu halde Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanlarının bulunmaması son derece manidar. Manidar diyorum. Acaba iki lider e, hangi e, somut bilgileri ya da hangi somut e, kararları orada tartıştılar? Tabii ki büyük bir soru işareti. Bir önemli e, eksik daha vardı. Yani eksik diyorum. Demokratik e, bilgilendirme hakkı ya da bilgilenme hakkı açısından bir eksikten söz ediyorum. Çünkü e, büyük ülkelerin önemli ülkelerin aralarında önemli sorun başlıkları bulunan ülkelerin liderleri bir araya geldiklerinde ve sorunları konuştuklarında kamuoyu ne konuştuklarını bilmek istiyor. Şimdi biz bunu daha önce de gördük. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında hatırlayacaksınız NATO zirvesi münasebetiyle yapılan o e, buluşmada hiç kimse bulunmamıştı. Sadece bir tercüman hanımefendi bulundu. O tercüman hanımefendinin de bir kamu görevlisi olmaması, bilinen AKP'li bir siyasetçinin kızı olması soru işaretlerine yol açmıştı. Yani kamu yönetiminden ya da devlet e, katından gizli ya da onlardan saklı bir görüşme mi yapıldı? sorusu haklı olarak soruldu ve o günden bugüne de soruluyor. Orada neler konuşuldu? Eğer bir taahhütler verildiyse karşılıklı olarak hangi konularda taahhütler verildi? Hangi konularda anlaşmazlık oldu? Hangi konularda sorunlara çare konusunda bir anlaşmaya varıldı? Bunları bilmiyoruz. Çünkü bir e, resmi açıklama da yapılmadı görüşmenin çıkışında. Şimdi gelelim dünkü görüşmeye. Yani Erdoğan Putin görüşmesine. Görüşmeden önce malum işte o e, uluslararası jargonda fotokol derler. Yani kameramanların, foto muhabirlerinin ve muhabirlerin o da seçmecedir. Yani böyle çok kalabalık alınmazlar öyle salonlara. E, pool dedikleri bir havuz yapılır. Orada işte 3-5 tane foto fotoğraf çekmesine ve belki de hani iki e, ülkenin resmi ajanslarının mikrofon uzatmasına olanak sağlandı. Orada bir takım protokol konuşmaları yapıldı. Sayın Erdoğan da, Sayın Putin Putin'de e, böyle bir nezaket e, içeren konuşmalar yaptılar. Putin biraz daha böyle bir samimi bir konuşma yaptı. Dedi ki bu tür zirvelerde e, genellikle hemen böyle bir şeyler çözülmez. Anlaşmazlık noktaları ortaya konulur. Ama daha sonra işte heyetler ya da ilgili kurullar, kurumlar, işte iki ülkenin hükümetleri filan bu meselelerin çözümünde ilerleme sağlarlar dedi. Yani Konuş görüşmeye girmeden evvel şunu ima etmeye çalıştı Vladimir Putin. Yani bir şey beklemeyin, biz burada konuşacağız da bir şeyler çözülecek de çıkıp size bir açıklama yapacak falan değiliz. Yani büyük bir beklenti içine girmeyin dedi. Gerçekçi ve nazik bir e, konuşmaydı. Sayın Erdoğan'ın da benzer e, sıcak ifadeler içeren konuşmaları vardı. Rusya Devlet Başkanı'na ...misafirperverliği için teşekkür etti... ...her zaman adet olduğu üzere... ...yine bu Covid nedeniyle... ...geçen sene turist akınının... ...gerçekleşmediğini hatırlattı ama... ...bu sene onun telafisi anlamında... ...Rusya'dan çok sayıda turistin geldiğini hatırlattı... İşte 6 milyon civarında bir turistten ...söz ediyoruz Rusya'dan... ...biliyorsunuz Temmuz ayında... ...Rusya'ya o anlamda bir açılım yapılmıştı... ...ondan dolayı teşekkür etti... ...dileriz bu sayı daha da artacaktır... ...dedi, aramızdaki sorunların çözülmesi için... ...vesaire bilinen diplomatik mesajlar sonra kapalı toplantıya girildi. Ee, dediğim gibi anlaşıldığı üzere sadece Hakan Fidan yani Milli İstihbarat Başkanı bulunduğu o görüşmede ve Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanının bulunmaması da tabii çok önemli bir eksik olarak not alındı. Hatırlatıyorum Suriye'nin ve İdlib'in önemli bir konu başlığı olduğu bir yerde dışişleri ve savunma bakanlarının bulunmaması tabii ki çok ciddi bir soru işaretine yol açtı. Zirveden ne çıktı? Neler konuşuldu? Hangi konularda anlaşma sağlandı? Hangi konularda sağlanamadı? Bunu bilmiyoruz. Çünkü çıkışta resmi bir açıklama da yapmadılar. Yani bir ortak hani yazılı bir deklarasyon bile yapılmadı. Şimdi bu çok önemli. Yani demokrasi adına çok önemli buluyorum ben bunu. İki ülkenin liderleri kendi yüz milyonlarca ya da işte on milyonlarca nüfuslarını ilgilendiren konuda ya da konularda pek çok konu başlığında oturuyorlar, baş başa bir görüşme yapıyorlar ve biz bunu bilmiyoruz. Karanlıktayız hala. Suriye, İdlib, Afrin, doğalgaz meselesi, Ukrayna, Kırım çok ciddi çatışma maddeleri var. Yani çelişen maddeler var iki ülke arasında. Dolayısıyla bunlarda nasıl bir ilerleme sağlandığı ya da sağlanamadıysa bizim iki ülkenin toplumları olarak bundan nasıl etkileneceğimiz, nasıl olumsuz etkileneceğimiz konusunda karanlıktayız. Açık toplumlarda, demokrasilerde liderler yaptıklarının, ettiklerinin, bu arada yabancı liderlerle yaptıkları görüşmelerin bir e, dökümünü, bir hesabını kamuoylarına açıklarlar. Tabii ki her türlü detay açıklanmaz. Mesela askeri konulardaki bir takım teknik detaylar açıklanmayabilir. İki ülkenin, iki devletin arasında kamuoylarıyla tam anlamıyla paylaşılamayacak, devlet sırrı sayılabilecek bir takım sırlar da olabilir. Biz onları kastetmiyoruz. Bizim kastettiğimiz e, bugünlerde hep kamuoyunda ve medyada bizlerin de burada konuştuğu, tartıştığı konularda somut nasıl adımlar atıldı? Ne olacak? Çünkü ne olduğu bizleri doğrudan yakından ilgilendiriyor. Suriye'de işlerin Allah muhafaza daha önü alınamaz bir hale gelmesi yeni bir göçmen dalgasına yol açarsa şu anda mevcut 5, 6, 7, 8 neyse o sayılar e, konusunda rivayet muhtelif daha fazla sayıda birkaç milyon daha göçmen gelmeye kalkışırsa bundan biz doğrudan etkileneceğiz. Rusya açısından da aynı şey. Rusya toplumu da yine Vladimir Putin'in, Recep Tayyip Erdoğan'ın ne görüştüğünü merak ediyordu. Dolayısıyla böyle bir gereklilik yerine getirilmemiştir ve demokrasi yara almıştır. Demokrasi bir kez daha zedelenmiştir. Ondan sonra bu liderlere dönüp batıdan yani bu konulara daha önem veren toplumlardan siz otokrat liderlersiniz diye Sayın Putin'e de Sayın Erdoğan'a da bir itham geldiği zaman, bir suçlama geldiği zaman, bir yaftalama geldiği zaman da kızmaca darılma, yapacak gücenmece yok. Çünkü demokratik toplumlarda liderler hükümeti yönetenler yani gücü elinde tutanlar yaptıklarıyla, ettikleriyle ilgili kamuoyuna bilgi verirler. Bu bilgi verilmemiştir. Dileriz önüm, önümüzdeki günlerde bu telafi edilir. Bilmiyorum Sayın Cumhurbaşkanı belki ülkeye geldiğinde çok önemli şeyler konuştuk ama sizi ilgilendirmez de diyebilir. Şunları şunları konuştuk şu kararları aldık da diyebilir. E, S-400 meselesi var. S-400'lerin şu anda bir depoda kilitli olması meselesi var. Yani hani Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya naziri olsun diye ya da Amerika'yı belki kızdırmak, cezalandırmak için. Çünkü küstü belli ki Sayın Biden'a orada niye görüşmedi kendisine ya da işte niye soğuk davrandılar Amerika Birleşik Devletleri'nde diye. Dönerken ne dedi? S-400'ün ikinci partisini de alırız. Bundan sonra başka S-400'ler de alırız dedi. Hani esprisi de yapılıyor ya gerekirse 500'ü, 600'ü, 700'ü de alırız filan diye. Bir yandan da madem F-35 uçaklarımıza el koydunuz biz gider Ruslardan ya da hani onu kastediyor. İşte SU-35 uçakları alırız mealinde imada da bulundu. Şimdi kalkıp bunlar konusunda nasıl bir e, ilerleme sağlandığını ya da sağlanmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bu konular hala koca bir soru işareti olarak bekliyor. Dediğim gibi S-400'ler ne olacak? Şimdi öyle ya. Türkiye'nin tezi şu. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkemizin savunması için hava savunma füze sistemi satın almak istedik. Vermediler satmadılar. Biz de mecburen gittik. E savunmasız kalacak halimiz yok ya. Biz de gittik Rusya'dan aldık. E aldın da çalıştırıyor musun? Hayır. Depoda duruyor. Aktive ettin mi? Bilmiyoruz. Aktive etmedin. O zaman havamızı kim savunuyor? Bu soruları sormayacak mıyız biz? Madem aldın çalıştır. Oraya kur bir yere, nereye kuruyorsan yerini bize söylemen gerekmiyor. Askeri sır olabilir, tamam onu kabul ediyorum. Ama bir yerde havamızı savunması lazım onların değil mi? Ya da ne bileyim bir tek yerden gelecek saldırıya karşı onları konuşlandırmayacaksın. Al birkaç batarya daha oraya buraya koy. Yok hayır depoda duruyor kilitli. E o zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne atar gider yapmanın anlamı nerede? Ya da başka yerden alaydın. Madem Rus füzelerinin kullanılmasına izin vermiyor NATO, bak seni cezalandırırım diyor, bilmem ne diyor, ittifakın ruhuna uyuşmaz diyor. Dolayısıyla bunların cevabının verilmesi lazım. Verilmediği yerde de demokrasiden ve açık toplumdan söz edilemez. Biz demokrasi ve açık toplum özlemiyle bunları da hatırlatmak durumundayız.